Merhabalar, ben Yüksel. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, bu videoda bu güzel pançoyu anlatmaya çalışacağım. Ee, bayağı geniş bir örgü yaptım. Bu e, çok dökümlü olması gerekiyor. O zaman güzel duruyor. O yüzden e, 36 beden hatta 34 bedenden 40 bedene kadar e, çok rahat kullanılabilecek bir panço. Hatta 42 beden. Yani bunun pek e, ölçüsü yok. E, kocaman bir örgü yapıyorsunuz ve her bedende rahat rahat kullanabiliyorsunuz. Böyle bir avantajı var bu örgünün. Ee, hadi başlayalım. Daha önce yelek ördüğüm iplerden devam ediyorum bu örgüye de. Ee, bir kısa panço örmek istedim. Sonrasında belki bir bere, belki bir eldiveni de gelebilir devamında. Arka parçayı enseye kadar ördüm. Burada ufak bir oyuntu var. Ön parçayı da Yakaya kadar ördüm hem sağ taraf hem sol taraf nasıl ilerliyor kesimi her ikisini de göstermek istedim. Bilenler için değil ama yeni başlayanlar için bu önemli bir ayrıntı oluyor. Kafa karışıklığı yaratmasın diye her iki tarafı da dönüşlerini videoda göstermek istedim. 4 numara tığ kullanıyorum. Ören boyan Angora ip kullanıyorum. Önce model nasıl örülüyor ona bakalım. Küçük bir parça da göstereyim çünkü angora ipte biraz zor olur görünmesi. Şöyle açık renk iple zincir çekiyorum önce. Bir zincir fazlasını çekiyorum bir üst sıraya dönmek için. Hemen yanındaki zincire bir sık iğne. 5 zincir. 3, 4. 5 1 2 3 zincir atlıyorum. dördüncüye bir sık iğne. 5 zincir 1 2 3 4. zincire bir sık iğne. 5 1 2 3 dördüncüye sırayı bu şekilde tamamlıyorum sıra sonunda sırayı bir sık iğne ile tamamlıyorum yine 5 zincir çekiyorum ortadaki zincire bir sık iğne tekrar 5 zincir ortadaki zincire bir sık iğne beş zincir şuradaki 5 zincire ortadaki zincire bir sık iğne sıra sonunda 2 zincir başlarken sık iğne ile başlamıştık o sık iğnenin üzerine bir trabzan ikili trabzan gene 5 zincir boşluğun ortasına ortasındaki zincire bir sık iğne. Şimdi dolgulara başlıyoruz. Buradaki sık iğne ördüğümüz boşluğun hemen bitiminde bu sık iğnenin içine 5 trabzan örüyoruz. bir boş bir dolu bir boş bir dolu olarak örüyoruz. Şimdi yandaki boşluğa gene ortaya bir sık iğne. Gene 5 zincir. Hemen boşluğun bitimine 5 tırabzan yanındaki boşluğa ortaya bir sık iğne 5 zincirle dönmüştük. Tam ortadaki zincire. Bir sık iğne. Beş zincir çeviriyoruz. Hemen yanındaki ilk boşluğa yine orta zincire bir sık iğne. 5 zincir dolgunun ortasındaki trabzanın üzerine gene 5 zincir şimdi e, bir dolgu sırası ördük sonrasındaki file sırası sonra dolgu sırası sonra file sırası olarak devam edeceğiz bir dolgu öreceğiz bir file öreceğiz. Dolgularda bir tane dolgu ördükten sonra bir boş. Bir dolgu bir boş. Sıra sonunda 2 zincir sık iğne ile başlamıştık. Onun üzerine bir trabzan. Şimdi dolguyu buradan başlıyoruz. En başlara dolgu yapıyoruz. Yani e, hepsi üst üste gelmiyor. Kaydıra kaydıra yapıyoruz dolguları. Pardon, bir zincir çekiyorum. Hemen tırabzanın üzerine bir sık iğne. Boşluğun bitimine gene 5 tırabzan. yandaki boşluğa bir sık iğne tekrar 5 zincir ortaya bir sık iğne şimdi gene boşluğun hemen bitimine sık iğnenin üzerine 5 tırabzan. Böyle bu şekilde kaydıra kaydıra örüyoruz. gene yandaki boşluğa 5 zincir, boşluğun o ortasına bir sık iğne ve şuradaki gibi bir trabzan dolgusu daha yapıyoruz. sırayı 5 zincirin gene ortasına batarak Bir sık iğne ile tamamlıyoruz Şimdi gene aradaki file sırası 5 zincir Çeviriyorum Ortaya Orta trabzanın üzerine bir sık iğne Ve 5 zincir ortaya gene bir sık iğne sırayı da bu şekilde tamamlıyorum sıra sonunda iki zincir baştaki sık iğneye bir trabzan şimdi dolgu sırasını öreceğiz bir zincir çeviriyorum hemen tırabzanın üzerine bir sık iğne Şimdi dolguyu kaydırıyoruz tabii ki. Hemen üstüne denk gelmiyor. 5 zincir ortaya bir sık iğne. Şimdi buraya yapıyoruz. Şu iki dolgunun arası. Boşluğun hemen bitimindeki sık iğnenin üzerine 5 tırabzan. yanındaki boşluğa bir sık iğne 5 zincir gene yanındaki boşluğa bir sık iğne tam ortadaki zincire batıyoruz hep. Ve yine iki dolgu arasındaki sık iğneye 5 tırabzan Sıra sonunda gene 5 zincir. Şuradaki 5 zincirin ortasına bir sık iğne. 5 zincir. File sırasını yapıyoruz. Sonrasında tekrar dolgu sırasına geçiyor. Gene şuradaki gibi başlar başlamaz. Buradan başlıyoruz doldurmaya. Bir file sırası bir dolgu bir file sırası bir dolgu fakat kaydırarak bir e, Mesafe bırakarak Bir boşluk mesafesi Bir tane sırayı da Hemen başlar başlamaz başlıyoruz Dolgulara Sonra gene mesafe Bir dolgu e, boşluk mesafesi sonra gene Hemen sıranın başında Dolgular yapıyoruz Bu arka parçası hem arkayı hem önü 117 ilmek üzerinden ördüm. Yani 117 zincir çektim. Modeli kurdum. Enseye kadar dümdüz ördüm. Bunun da eni 70 santim oldu. Ya 69-70 santim kadar oldu. Şimdi gene ölçelim bakalım. 68 santim olmuş. Ben de ördükten sonra ilk defa ölçüyorum. 68 santim eni olmuş. E, enseye kadar olan ölçü ise şöyle ölçelim. 44 santim. 68'e 44 santim bir örgü olmuş bu. E, ne kadar büyük gelirse kıyafet üzerinize o kadar güzel duruyor. Yani e, ne kadar öreyim, kaç santim öreyim diye çok fazla kafa yormayın. Bedeninizi göğüs çevresinden e, ölçün. E, mutlaka bunun üzerinde olması gerekiyor. Ne kadar e, bol olursa e, bu kıyafet o kadar güzel duruyor. Yani e, ben 117 e, zinciri mesela e, 36 bedenden 40 bedene kadar giyilebilecek bir e, panço oluyor, diye düşünüyorum. Tabii bunu e, deneyeceğim bittikten sonra hem mankenin üzerinde hem kızımın üzerinde deneyeceğim. E, tam ölçülerine, kaç beden olduğunu açıklama bölümüne yazarım. Ama mutlaka e, 36'dan 40'a kadar olacağını ben düşünüyorum. Bunu kaldırıyorum. Şimdi ön parçanın kesimine başlayalım. Onu da hemen ölçüsünü vereyim. Eni yine 68 santim, çünkü aynı ilmek üzerinden çalıştım. 27 santim yükseklik örmüşüm. 27 santimden sonra yaka için şimdi burada bir oyuntu yapıyoruz ve e, omuzlara kadar örerek devam ediyoruz. Önce ortayı buluyoruz, e, desenleri sayıyoruz hem şu boşluk olanları hem dolgu olan desenleri baştan sayıyoruz. Burada 14 tane var. Burada da yine bu şekilde 14 tane var. Ortası işaret iğnesinin olduğu yer. Buradan devam etmiyoruz tabii ki. Dönüyoruz. Fakat e, burayı ördükten sonra buraya başlarken örgü böyle devam ettiği için. İpi buradan bağlayıp buradan devam edeceğiz örmeye ki e, örgünün düz tarafı dolgularda görüyoruz düz olduğunu çünkü düz tarafa denk geliyor e, dolgu örgüler. Bu örüntünün devam etmesi için hı, aynı sırayı takip etmesi gerekiyor. Şimdi buradan e, şuraya bağlamıştım en son dolguyu örüp ortadaki işaretin hemen yanındaki boşluğa bağladım. Bir sık iğne ile e, sık iğnelerle ya da ilmek kaydırarak daha iyi olur. Ortaya kadar geliyorum. Ilmeklerin içerisine ilmek kaydırarak ortaya kadar geliyorum. Şimdi burada 5 zincir file sırası ördüğümüz için boşluklara batıyoruz. Ortadaki zincire tekrar 5 zincir ortadaki trabzan. ilmek yürüterek ortaya kadar gelmiştik dolgu 5 trabzanın ortadaki 3 trabzanına kadar sonra file örgülerle devam ettim sonra dolgu örgüyle buraya kadar ördüm. ilk baştaki yani yaka kesiminde baştaki kesinti burada sonra bu şekilde ilerleyecek istediğimiz aralığa gelene kadar eksilterek devam edeceğiz. Şimdi gene burada yaptığım gibi, Ortaya kadar ilmek yürütüyorum ve e, file örgüyü örüyorum. Tekrar dolguyu ördükten sonra e, burada olduğu gibi bir geride kalıyor ve e, ilmek yürüterek gene ortaya geliyoruz. Son ördüğümüz e, dolgu desenin ortasına geliyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Yakayı eksilte eksilte e, 20 santim kadar. Ördüm, şöyle göstereyim. Tam 20 santim. Hiç eksiltmeden düz ördüğüm kısımda 7,5-8 santim kadar. Şöyle. Tabii bu benim kendi ölçüm. Bunu kendinize uyarladığınız zaman bu ölçüler değişebilir tabii ki. Sıraları da nasıl saydım? sadece dolgu sıralarını sayarak ördüm. Şuradan başlıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 dolgu sırası örmüşüm. Eksiltirken de sadece dolgu yaptığım yerleri sayıyorum. E, aradaki sıraları saymaya gerek yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dolgu deseni gözüküyor. Burada kesilmiş olarak. 1, 2, 3, 4, 5 desende e, düz olan yerde gözüküyor. Yani desen olarak sayarsak daha kolay olacak sıra sayısında. Sonrasında şimdi bu tarafa başlıyoruz. E, buradaki işlemi aynısını buraya öreceğiz. Son e, deseni ördükten sonra geri dönerken Buraya bir sık iğne ile bağlamıştık. Sonra ip, e, ilmek yürütmüştük desenin ortasına kadar. Burada da aynı işlemi yapıyoruz. Hemen yine aynı boşluğun yanındaki boşluğa ipi bağlıyoruz. Hemen bir sık iğne ve dolgu deseni örüyoruz. Devam ediyoruz sırayı bitiriyoruz. Tekrar file ile geliyoruz. E, ikinci sırayı. Sonrasında tekrar eee örgünün desenin ortasına kadar ilmek yürütüyoruz ama bu sefer file örgüye yapıyoruz. Burada desenin ortasına yürütüyorduk. Burada filenin ortasına yürütüyoruz. Şöyle göstereyim. Fileyi örerek geldim. Son desenin ortasına bir sık iğne. Şimdi çeviriyorum. Diğer tarafta dolgu desene yaptığımızı burada filenin desenine yapıyor üzerine yapıyoruz. Tam ortasına geldim. Şimdi iki desenin ortasına dolgu yapıyorum. Yine 5 Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Bu tarafta dolgun desenin üzerine e, ilmek kaydırarak ortaya geliyorduk eksiltiyorduk burada filenin üzerinde ilmek kaydırarak eksiltiyoruz gayet kolay ben şimdi bu örgüye devam ediyorum burada ördüğüm sayı kadar buraya da örüyorum ve ön taraf bitiyor şimdi örgüyü bitirdikten sonra şöyle bir bakalım 1 2 3 4 5 6 dolgu desen görünüyor 1 2 3 4 5 6 sonrasında gene dolgu deseni sayıyorum 1 2 3 buradan da sayalım 1-2-3 Aradaki fili desenleri falan saymaya gerek yok. Zaten sadece dolguları sayarak doğru sırayı bulabiliyoruz. Üzer, üst üste koyduğumuz zaman da bu şekilde tam birbirine denk gelmesi gerekiyor. Görüldüğü gibi. Şimdi ön parçamızı bitirmiş olduk arka parçanın bu son sırasını başladım. Bir mesafe bıraktım. Buradaki kadar buraya da kol omuz mesafesi bıraktım. Öndeki parçayı alıyorum, üst üste koyuyorum. Tam desen desene denk getiriyorum. Şöyle bakın. Birbirinin tam karşılığı desenler üst üste geliyor bu e, mesafe kadar burada da aynısını yapıyoruz ve şu gördüğümüz e, yaka ve ense oyuntusuna şimdi ben e, yaka öreceğim hem burayı toparlayacak e, siz bu kadar açık yapmak istemezseniz e, daha mesela e, 1-2-3-4-5-6 desen kesmiştik 5 desen kesersiniz daha kapalı bir yaka olur e Ben baya baya böyle savaş bir e, panço olmasını istediğim için bu kadar açık yaka çalıştım Şimdi e, yapacağımız bu kadar sadece bir sıra örüyoruz ve kesiyoruz sonra ipi buradan takıyoruz Buraya da bir sıra örüyoruz sadece ensedeki oyuntu bir sıra kadar hafif bir oyuntu oluyor İpi şu boşluktan hemen bağladım 5 zincir Ve 5 trabzan Burada bıraktığımız sırayı Buradan itibaren devam ediyorum. Dikişi Karşılıklı Birer kanat alıyoruz ve hiç çekmeden ipi olduğu gibi bırakıyoruz. Desenleri kaydırmadan birbirine bakacak şekilde bu şekilde dikiyoruz. Şöyle birer kanadını alarak kalın bir dikiş yapmamaya çalışıyoruz. kol kısımlarına 97 ya da 98 ilmekten oluşan 8 sıra sık iğne ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi yakayı toparlayacağız. Herhangi bir noktadan ipi bağlıyorum. iplikleri de arada koparttığımız iplikleri de içinde tutarak sık iğneler örüyoruz. Burada beşer zincir var. 5 zincir olduğu için her bir boşluğa 5 sık iğne yapıyoruz. Şu arada bir tane sık iğnenin üzerine de bir tane sonra yine 5 tane yine sık iğnenin üzerine bir tane bu şekilde 5 trabzan boşluklara 5 sık iğne sık iğnenin üzerinde bir tane örerek devam ediyorum e, ense kısmındayız şu anda. Yakanın diğer tarafını örüyorum şimdi. Enseden başladım. Boşluklara iki sık iğne sonra eksilterek gittiğimiz dolgu desenlere gene boşluklara Biraz kontrol ederek örün. Çok sıkı olmasın, çok da bol olmasın. Bütün yaka çevresini sık iğnelerle örüyoruz. Birinci sırayı tamamen bitirdim ve başladığım yerde kopardım. Bu bizim ilk e, yakanın e, temelini oluşturacak olan sıra. Şimdi yakayı e, yan tarafa devrik olarak öreceğiz. Bu devrikliği vermek için bu sıraya e, gerek vardı. Şimdi tam ortadaki ilmeğin bize bakan kanadına bağlıyorum. Hemen oraya bir sık iğne örüyorum. Sadece tek kanadına ve bize yakın olan ipe batıyorum. Bakın şu örgü şöyle batmıyorum. Sadece bir kanadını bana doğru olan kanadı alıyorum. Bu şekilde yaka bu tarafa doğru dönük olacak. Böyle ördüğümüz için. Şimdi buradan başladım. Örerek devam ediyorum aynı şekilde. Buraya kadar örüyorum. Son ilmekten geri dönüyorum. Gide gele öreceğim. Burada bu şekilde bir yaka oluşacak. Sırayı tamamladım. Şimdi ön ortadayım gene geri dönüyorum ee, tek iple ördük bu sırayı çeviriyorum bir zincir hemen dibindeki sık iğnenin üzerine normal batıyoruz artık normal sık iğnelerle örgüye devam ediyorum Bu sırayı da bütün yakayı dolaşıp tamamlayacağım. Buraya kadar sonra tekrar buradan döneceğim. Ee, az önce dediğim gibi burada şöyle ucu sivri bir yaka oluşacak. Koldakinden 2 e, sıra fazla öreceğimi tahmin ediyorum. Yani bir 10 sıra belki 12 sıra yeterli olur. Şimdi ben bunu e, tamamen bitiriyorum. Sonrasında şu etek ucuna örmeyi düşünmüyorum sık iğne Fakat e, deneyeceğim Bir giydireceğim bakacağım e, Gerekiyorsa buraya da bir e, sık iğne sırası yapabilirim e, Yakayı 13 sıra ördükten sonra örgüyü bitirdim Şöyle Biraz detaylı göstereyim e, Modeli de güzel olduğu için örerken sıkılmadan öreceğiniz Ve e, Severek kullanacağınız bir panço oldu bence. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Şu alt kısmı da e, hiç örgü yapmadım. Bu şekilde bıraktım. Daha güzel durdu çünkü. E, sizin zevkinize kalmış. İsterseniz e, etek kısmına da örebilirsiniz sıkı iğne. E, umarım gene faydalı bir video olmuştur. Beğenmişsinizdir. E, videolarımı beğeniyorsanız ve bundan sonrakilerini de izlemek isterseniz Beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.